Selamlar arkadaşlar, ben Muzaffer. Geçenlerde önceden oynadığımız ancak uzun bir süredir oynamadığımız bir kutu oyununu ararken, böyle dolapları karıştırırken ilginç bir aletle karşılaştım. Konuyu hiç uzatmayacağım. Karşıma çıkan alet buydu sevgili arkadaşlar. Büyükçe bir el konsolu, gördüğünüz gibi dolapların içerisinden kutusuyla beraber çıktı. Ne zaman aldım ya da nasıl bu alet bana ulaştı hiçbir fikrim yok. Daha öncesinde biliyorsun eski videolarda bahsediyordum. Yurt dışından bazı siparişler veriyordum. İlginç gördüğüm ve sizin dikkatinizi çekebilecek ürünleri sipariş ediyordum vesaire, ki muhtemelen o dönemden kalma bir ürün. Ancak ciddi manada böyle bir şey aldığımı, böyle bir şey sipariş ettiğimi hatırlamıyorum. Hafızamdan tamamen silinmiş. Onun bahanesiyle de uzun süredir video çekmediğim de aklıma geldi. Her neyse, bu el konsolunun sizlerle beraber incelemesini yapacağız. İlginç, ben biraz şarj ettim. Şarj etme bahanesiyle de hani size anlatabilmek adına içerisindeki özelliklere vesaire baktım. Yani çok enteresan. Ya biraz şey, Türkiye'de alınabilecek Max el konsolu tadında bir video olacak. Ki bu cihaz bile internetteki fiyatını gördüğümde beni çok şaşırttı. Hepsinden video içerisinde bahsedeceğim. Dilerseniz incelemeye başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, dolapta bulduğum gizemli konsolumuzun ismini sağ alt köşesindeki X20 yazısından öğreniyoruz. Konsolumuzun modeli X20'ymiş. Bunun dışında herhangi bir bilgim maalesef bulunmuyor. Şöyle elimle tuttuğumda da görebileceğiniz üzere gayet büyük bir konsol, ki benim kürek ellerim olduğunu birçok videoda defalarca kez söylemiştim. Buna rağmen şöyle baktığınız zaman oldukça büyük. Hatta dilerseniz şöyle bir Nintendo Switch Lite'la da kıyaslayalım. Şöyle ikisini üst üste getirdiğim zaman zaten konsolun aslında ne kadar büyük ve aslında taşınması zor olduğunu da anlamış olacaksınız. Neden bu kadar büyük yaptılar herhangi bir fikrim yok, ki Switch'e göre gördüğünüz gibi oldukça da kalın bir konsol. Tabii ki rakibi bu değil. O yüzden sadece boyut kıyaslaması olarak düşünebilirsiniz bunu. Şimdi konsolu ilk elime aldığımda tek isteğim şuydu: umarım PlayStation 2, PlayStation 1 oyunlarını oynatan bir emülatör cihazdır diye düşündüm. Çünkü Çin cihaz olduğu belli. Zaten bağırıyor ben Çin'de üretildim diye. Şöyle butonlarına baktığımız zaman biraz daha Xbox vari bir tasarım mevcut burada. İki tane analogumuz var. Burada Select Start tuşlarımız mevcut. D-pad'imiz ve ses açıp kısma tuşlarımız da burada. Üst kısımda ise 2 adet USB girişi var. Bu da demek oluyor ki bu el konsoluna sevgili arkadaşlar dilediğiniz gibi harici kontrolcü bağlayabiliyorsunuz. Ancak benim kontrol ettiğim kadarıyla kutusunda herhangi bir harici kontrolcü yoktu. Demek ki ekstra olarak satılıyormuş bunlar da. Şarj kablosu, gördüğünüz gibi şarj girişi korkunç derecede eski bir giriş. En son bu girişi GoPro Hero 3'te görmüştüm o aksiyon kamerasında ve yıl zannedersem 2013 falandı. Yani neden bunu kullandılar? Yani micro USB bile artık biliyorsunuz zor bulunan, çok da kullanılmayan bir kablo türü olmasına rağmen onlar gidip bir de daha da eskisini kullanmışlar. Normal. Burada bir SD kart girişimiz var. Burayı bantlamışlar. Bu beni biraz sevindirdi bu görüntü. Çünkü dedim ki içerisinde demek ki hali hazırda yüklü oyunlar mevcut, ki buna böyle bant yapıştırmışlar. Çıkarmayın der gibi. Güç açma kapama tuşumuz var. Bir tane daha güç açma kapama tuşumuz mevcut. Burada da yine L ve R tuşlarımız var. Arka tarafı çevirdiğimizde enteresan bir görüntü bekliyor bizi sevgili arkadaşlar. Merhabalar. Hem konsol incelemesi hem de beni de görebiliyorsunuz. Ya bu arada jack girişimiz de var. Onu da söyleyeyim. Hani artık kablolu kulaklık kullanan var mı bilmiyorum ama jack girişi de koymuşlar. Burada gördüğünüz üzere 10 megapiksellik bir video kamerası var. Bundan da az sonra bahsedeceğim. Bunu da incelemiş olacağız. Dilerseniz konsolumuzun dış görünüşünü geçtikten sonra şöyle önce şu açma kapama tuşunu, daha sonra da bunu açarak başlatalım cihazımızı. Gördüğünüz gibi bu görüntü beni çok heyecanlandırdı. Çünkü işte Tekkenler vesaireler biliyorsunuz PlayStation 1-2 oyunu olduğu için dedim ki tamam, rahat rahat Crash Team Insanity oynayabileceğim. Ancak tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere cihaz sevgili arkadaşlar bir Atari emülatörü çıktı. Dokunmatik ekranı yok, ki bence gerek de yok. Şöyle mesela klasiklere girelim. Oyunları direkt bu şekilde aramanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Enteresan. Şimdi dilerseniz oyunları çalıştır önce bir birlikte cihazın içerisindeki ekstra özelliklere bakalım. Arkadaşlar Movie diye bir sekme bulunuyor cihazımızın içerisinde ve burada gördüğünüz gibi filmler var ve bu filmleri izleyebiliyorsunuz. Yani isterseniz kendiniz de içine film yükleyip izleyebiliyorsunuz kulaklık takıp. Sesini artırıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Donması kasması dışında ciddi manada ekran kalitesi güzel. Yani Atari emülatörüne göre iyi bir ekran kalitesi var. Ancak tabii ki yani artık telefonlarımız
efendime söyleyeyim iPad'lerimiz, tabletlerimiz olduğu için kim bunun içine film indirir de yükler de izler sorusunu tabii kendimize sormak lazım. Ancak bu cihazı şöyle bir 2010-2011'de elime geçirmiş olsaydım sanırsam dünyanın en mutlu çocuğu olurdum. Çünkü ciddi manada yapabildiği birçok şey var. O dönemlerde yapmanın zor oldu. Müzik dinleyebiliyorsunuz yine. Yine bir MP3 çalar görevi de görmüş oluyor. Bunları tabii o dönemlerde biz ayrı ayrı taşıyorduk biliyorsunuz. Benim mesela ayrı bir MP3 çalarım vardı şöyle minik. Bu şekilde müzik dinlemek de mümkün. E-book. Yani bakın adamlar gelecekte yaşıyor. Yani e-book diye bir şey eklemişler ve buradan bir de bakın read last time diyor. Yani kaldığınız yerden falan da devam etmenizi sağlıyor cihaz. Öyle hani öylesine koyup geçmemişler. Üstüne uğraşmışlar. Birazcık CMD gibi hissettiriyor. Lakin sonuç olarak gördüğünüz gibi kitap okumanız da mümkün. Göz sağlığınızı önemsemiyorsanız tabii ki. Şimdi tool kısmında sizleri bir sürpriz bekliyor. Az önce de bahsettiğimiz 10 megapiksellik kameramız, ses kayıt özelliğimiz mevcut. Dilerseniz öncelikle kameradan başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet. Şu an kameramız açıldı. Şöyle göstermiş olayım sizlere. iPhone 15 Pro ile kıyaslaması gelir mi? Gelir kardeşim. Gördüğünüz gibi bayağı şey Samsung A250 kamerası gibi. Ama var yani. Hani neden koydular bilmiyorum ama hani var. Mesela şöyle bir fotoğraf çekeyim. Evet. Daha sonra çektiğiniz fotoğraflara da burada foto kısmından bir saniye. Foto kısmından erişebiliyorsunuz. Son çektiğim fotoğrafı açıyorum. Evet. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bir fotoğraf. Hani normalde görüntü şu bu arada. Hani el konsoluna kamera koymak tabii yani Nintendo'da yok. Mesela şu an Nintendo'nun 1.0 önünden geçti her ne kadar kötü de olsa kamerası. Şaka bir yana tabii ki bu sadece oyun oynamak için üretilmiş bir cihaz değil belli ki. Birçok şeyi yapabiliyorsunuz cihazla. Dediğim gibi 2010'da elime geçseydi dünyanın en mutlu çocuğu ben olurdum. Tekrar söylemekte fayda var. Müthiş bir alet çünkü. Ama tabii 2023'te çok dikkat çekici değil bu özellikler. Şöyle name kısmından direkt olarak oyunları açmak istiyorum. İçerisinde bayağı bir oyun var. Ama tabii ki oyunlar tahmin edebileceğiniz üzere Atari oyunları. Şöyle bir tanesini açmayı istiyorum rastgele. Mesela Blue Tour diye bir oyun varmış. Bunu çalıştıralım. Bu. Evet, kameradan bakarak oynamaya çalıştığım için görüntü bozulmasın diye. Bu şekilde içerisinde tabii sadece bunlar değil. Çıkalım. Mesela böyle bir sekme ayarlayıp oyunları seri şeklinde ayarlamışlar. Misalen Street Fighter'ın Four Kings of Street Fighter oyununa bir girelim. Evet, Insert Coin bu arada start tuşu oluyor. Yine start tuşuna basalım. Ryu'yu seçelim. Evet. Tuşların biraz fazla sesi olduğunu söyleyebilirim. Fena. Ooo kafamı. Spammer. Spammer çıktı hocam bu. Gel gel. Hadouken. Bütün tuşlara basın. Bir de o iş önünde bilmiyorsanız nasıl oynayacağınızı. Bütün tuşlara basmaktır bu işin raconu. Evet bu şekilde sevgili arkadaşlar. Bunun gibi içerisinde birçok oyunda bulunmakta. Evet sevgili arkadaşlar, bu elimde görmüş olduğunuz X20 isimli el konsolunun incelemesini tamamlamış olduk sizlerle beraber. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Özellikle bugünlerde Steam Deck gibi, Nintendo Switch gibi el konsolları varken bu cihazın çok da ilgi çekeceğini düşünmüyorum. Yani çok geçmişte kalmış bir cihaz. Tekrar söylüyorum. Bundan bir 10-15 sene önce korkunç ilgimi çekerdi ama şimdilerde maalesef aldığımı dahi unutmuşum. Öyle söyleyeyim, kim bilir ne zaman aldım, nereden geldi bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ve videonun başında zannedersem söylemiştim. Bu konsolun fiyatının Türkiye'de 5700 TL olduğunu da söylemekte fayda var. Yurt dışında ne kadar bilmiyorum ama Türkiye'de 5700 lira gibi bir fiyat bandında satılıyor. Alır mıydınız? Almayı tercih eder miydiniz? Belki aranızda retro, nostalji yapmak isteyenler vardır vesaire diye soruyorum. Yoksa ben olsam almazdım. Büyük ihtimal çok daha ucuza zaten almıştım bunu ben yurt dışından ki öğrenciyken almışım. Böyle söyleyeyim. Evet böyle. Yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve gitmeden önce kocaman gülümseyin. Çünkü hoşça kalın.